Evet, gündemde operasyonlar var dedik. Operasyonlar da bahsediyoruz. Programımızın başında Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin bir operasyondan da bahsetmiştik. Bu örgütü yakından tanıyan, daha önce suç duyurusunda da bulunmuş bir isim. Avukat Serdar Öztürk Ankara stüdyomuzdan programımızın bu bölümünde konuk olacak. Sayın Öztürk, hoş geldiniz gün ortasına Ulusal Kanal'a. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Şimdi bu dün başlayan operasyonun ayak sesleri ya da ilk izleri diyelim. Daha önceden vardı, eskilere dayanıyor. Geçmişe gitmeden bu son operasyon için, soruşturma için ben yorumlarınızı almak istiyorum. Sizin yaptığınız bir açıklama da basına yansıdı. Siz 3 ay önce emniyete giderek bazı bilgiler paylaştığınızı, emniyetin sizi çağırdığını söylediniz. Bu soruşturmanın başlangıcında ne zaman başladığına ilişkin bir şey söyleyebiliyor musunuz Sayın Öztürk? Yok, bu konuda herhangi bir bilgim yok. Sadece biz hem yaptığımız savunmalarda anlattığımız hususları hem daha önceki yıllarda soruşturma makamlarına verdiğimiz bilgi ve belgeleri bizi çağırdıkları zaman bütün makamlarla paylaşıyoruz. Emniyet veya soruşturma makamları, savcılık makamları. Bu kapsamda soruşturma ne zaman başladığını bilmiyorum. Bunu yani benim bilmem mümkün değil. Ancak birkaç ay önce çağırdıklarında tekrar elimizdeki bilgi ve belgeleri bu incelemeyi yürüten emniyetteki arkadaşlarımıza sunduk. Anladım. Şimdi yine basına yaptığınız açıklamada 1999'daki operasyondan da, bu örgüte yönelik operasyondan da bahsediyorsunuz. Hatta eski İçişleri Bakanlarımızdan Saadettin Tantan'ın o cümlesini de hatırlatıyorsunuz. Lakin bir de 2009'da sizin yaptığınız bir suç duyurusu var bu örgüte yönelik. Neydi o 2009 yılındaki suçlamalarınız? Bu örgüte ilişkin neler söyleyeceksiniz? Şu şekilde izah etmeye çalışayım. Bir kere bir cinayeti anlamak için önce ilk cinayetin işlendiği mahalle gitmek gerekir. Evet. Ergenekon operasyonu bir yabancı gizli servis operasyonudur. Bu operasyonu yapmaya çalışan Amerikalı CIA görevlisinin ismini biz bütün makamlara bildirmiştik zamanında. Şimdi Adnan Hoca grubunun bu operasyon içerisindeki yeri, hedef alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde keşif yapılması faaliyetidir. Biz bu şekilde tespit ettik. Hı hı. Bu bir kül olarak bakıldığında olaya, hiç bireysel olarak bakıldığında bir şey anlayamazsınız, bir şey göremezsiniz. Ancak bir kül olarak bakıldığında bir yabancı gizli servis operasyonu var. İçinde Fethullahçı polisler var. Hı hı. İçinde Adnan Hoca'cı kadınlar var. Ama bütün bu örgütleri yöneten aslında güç aynı güç. Biz o zaman Fethullahçı polislerin elinde silahlı kuvvetlerden çalınmış çok sayıda askeri bilgi ve belge bulunduğunu bazı somut yazılı kanıtlarla tespit ettiğimiz için bu polisler hakkında suç duyurusunda bulunduk askeri casusluktan dolayı. Hı hı. Daha sonra tutuklandıktan sonra yaptığımız suç duyurusunda Adnan Hoca'cı kadınları da aynı ekibe dahil ettik. Çünkü yapılan iş bir kül olarak, hani bir gizli servis operasyonudur. Evet. Bu işin içinde askeri casusluk faaliyeti de vardır. Hatırlarsanız Sayın Genelkurmay Başkanı, Sayın Eski Genelkurmay Başkanı, Kozmik Oda'ya girilmesi operasyonundan sonra 813 tane devlet görevlisinin, örgütlerin içerisine, yabancı gizli servislerin içine sızdırılmış 813 devlet görevlisinin deşifre edildiğini ve bunların bir kısmının şehit edildiğinden bahsetmişti. Hı hı. Şimdi bir kül olarak bu operasyonu yabancı gizli servislerin piyonu olan Fethullahçılar yapmakla beraber o operasyonda Adnan Hocacılar da görev almıştır. Dolayısıyla bu kirli operasyonların bir parçasıdır. Evet. Dolayısıyla o zaman da askeri casusluk faaliyeti kapsamında bunlar hakkında da suç duyurusunda bulunmuştuk. Bazı İsrail'e ve Amerika'ya ait telefonlarla görüşmeleri vardı. Biz duruşmalarda bu telefonları belirterek kendilerine soru yönelttik. Hı hı. Kendilerinin avukatı Ahmet Gündel ve Ayfer Bayer'di. Her iki müdafi de sanıklara susma hakkını kullandırdı. Evet. Oysa ki hani susma hakkı tabii ki
CMK'da düzenlenmiş bir hak olmakla beraber esasen gizleyecek, saklayacak bir şey olmayan insanlar her şeyi açıklıkla anlatırlar. Bizim görüşümüz bu yöndedir. Hı hı. Susma haklarını kullandılar. İsrail'le ait telefon kayıtlarına cevap vermediler. Bu bizim için bir başka delil oldu. Bu kadınlar ve bu grup Fethullahçıların yaptığı operasyonların tümüyle içindeydi. Bu kadınların sahte isimlere kayıtlı telefonlarla o dönemde Fethullahçı polislerle, istihbarat dairesinde görevli polislerle irtibatlarını ortaya çıkarttık. Onları da sorduk, onlara da cevap vermediler. Dolayısıyla resmi bir bütün olarak bakmak gerekir. Ve cinayetin en başından, yani Ergenekon operasyonlarının aslında bir gizli servis operasyonu olan, askeri casuslukla ihtiva eden bir gizli servis operasyonu olan Ergenekon operasyonlarının başına gidildiğinden itibaren bu tarafa gelindiğinde Fethullahçı polisler, Adnan Hoca'cılar hepsi bu gizli servis operasyonunun bir parçasıdır. Bugüne kadar bu gruba operasyon yapılmamış olması tabii biraz yargının soruşturma makamlarının yoğunluğundan, emniyetin yoğunluğundan, birçok polisin meslekten atılmasından kaynaklanan zafiyetlerden kaynaklandığını düşünüyorum. Hı hı. Gecikmiş bu operasyon. Yalnız çok isabetli bir operasyon. Bu da İsrail'deki basından basının verdiği tepkiden operasyonun ne kadar isabetli olduğunu çok iyi anlıyoruz. Peki Sayın Öztürk, şimdi sizi tanıtırken başta eksik kaldı esasında. Siz biraz girdiniz. Ergenekon kumpasından bahsettiniz. Bu kumpasta da hedef olan bir isimdiniz. Özellikle bu FETÖ ile Adnan Hocacıların ilişkisini net ortaya koyan sizin başınızdan geçen hikaye, doğru mu? O neler yaşadınız, bir anlatabilir misiniz? Evet, şimdi şu şekilde izah edeyim. Biz o tarihte Levent Göktaş'ın müdafiliğini yaptığımız süreçte Fethullahçı polislerin askeri casusluk yaptıklarına dair somut kanıtlara ulaştığımız ve bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstihbarat Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na verdikten sonra hedef seçildik. Hı hı. Bizi takip ettiler, dinlediler vesaire. 18 Mayıs 2009'da Adnan Hocacı kadınlar ilk defa benim ofisime kendilerini başkası gibi tanıtarak, başka isimle randevu alarak geldiler. Bir müvekkil ya da müvekkil adayı bir avukattan kendisini başkası gibi tanıtarak randevu almaz. Bu çok normal, doğal bir şey değildir. Hı hı. Geldikten sonra benim ofisime Ayşegül Hüma Babuna'nın büyük siyah çantasının içerisinde gizli bir kamera olduğunu fark ettim. Ve bir şekilde keşif yapmaya geldiklerini, o zaman Fethullahçı polisler tarafından takip edildiğimizin, dinlendiğimizin farkındayız. Hedef seçildiğimizin de farkındayız. Hı hı. Bir şekilde Fethullahçı polisler tarafından keşif elemanı olarak gönderildiklerini değerlendirdim. Çünkü kadınların bize ilk sordukları soru, burada gizli kamera var mı, ortam dinlemesi var mı diye sordular. Bu şimdi bir avukat müvekkil görüşmesinde sorulabilecek bir soru değildir. Evet. Bütün belgeler benim o tarihteki ofisimdeki kendi kullandığım odada bulundu. Orada 5 tane oda vardı, 4 tane oda vardı. Benim hiçbir odada da kimsenin ismi yazmıyordu. Hı hı. Dolayısıyla Fethullahçı polislere bir şekilde keşif hizmeti yaptıklarını tespit ettik. Hatta şunu da söyleyeyim bir anekdot olarak. Bu hanımlar ofisimden ayrılır ayrılmaz eşimi aradım, eşim Demet Hanım'ı. Onlara söyledim gülerek, Fethullahçı polisler Adnan Hocacı kadınları ofise keşif yapmaya göndermişler, hı hı, diye karşılıklı güldük. Tabii daha sonra bir ay sonra, bir buçuk ay sonra ofisimize bizim Ankara dışında bulduğumuz bir tarihte girilerek mermi yerleştirildi. Benim silahım yok. Gizli belgeler yerleştirildi. O nedenle tutuklandık. Dolayısıyla bu kadınların tutuklandıktan sonra ben tesadüfen Levent Göktaş ve avukat Hüseyin Buzoğlu'nu da ziyaret ettiğini öğrendim. Hı hı. Daha sonra yine Ankara'daki meslektaşlarımızdan Necdet Okçu, avukat Necdet Okçu Bey tutuklandı. O dosyada polislerin Necdet Bey'in ofisine girip televizyonun içerisine gizli kamera yerleştirdiklerini öğrendim. Bunun üzerine avukatlarımdan rica ettim.
Gidin lütfen Necdet Okçu Bey'le ve eşiyle görüşün. Eşi de avukattır. Evet. Bu Adnan Hoca'cı kadınlar bu avukat beyi de ziyaret etmişler mi? Çünkü hedef alınan herkesi bu kadınlar bir şekilde ziyaret ediyorlar. Ve tespitimizde, şüphemizde yanılmadık. Avukatlarım Necdet Bey'in eşiyle görüştüler. Ve Necdet Bey'i de ofisine girip polislerin gizli kameraya yerleştirdiği Necdet Bey'i de bu Adnan Hoca'cı kadınlar ziyaret etmişler. Hatta evine gitmek istemişler ısrarla fakat eşi kabul etmemiş. Dolayısıyla bu grup yabancı gizli servis operasyonlarının gırtlağına kadar içinde yer almıştır. Hı hı. Şu kadar ki ifade edeyim. Daha önce Sayın Saadettin Tantan'ın nüfuz casusları var dediği evet. konuyu. Biz Genelkurmay Başkanlığı'na, İstihbarat Başkanlığı'na askeri casusluk yapıldığına ilişkin belgeleri verirken bu belgelerin korunaklı, güvenli yerlerden çıkartıldığını ve bir kısmı askeri personelin de bu işin içinde olduğunun farkındaydık. Dolayısıyla bir askeri casusluk faaliyeti var, gizli belgeler çalınmış. Bu gizli belgeleri askeri personel dışında birisinin çalması mümkün değil. İşin içinde siviller var, polisler var. Dolayısıyla polislerin ve sivillerin ve askeri personelin bir arada olduğu bir askeri casusluk faaliyeti var. O tarihte askeri yargılama usul kanunu 11. maddesi gereği askeri yargı sivilleri de askerlerle beraber askeri casusluk suçunu işleyen sivilleri de yargılamakla yetkiliydi. 26 Haziran 2009'da ben tutuklandıktan yaklaşık 19 gün sonra bu belge, benim ofisimde bulunan belge gerekçe gösterilerek sivillerin askeri casusluk dahil askeri mahkemede yargılanmalarının önüne geçecek yasal düzenleme yapıldı. Gece saat 2.30'da. O gece, o düzenlemenin yapıldığı gece bu kadınların bir bakanla mesajlaştığını tespit ettik biz. Bunlar çok normal, olağan şeyler değildir. Bu bakan nüfuz hala casusluğu siyasetin içerisinde diye kastedilen Sayın Öztürk, işler. Bu bakan hala siyasetin içerisinde mi? İsim verebiliyor musunuz? Hayır. Hayır. Şu anda herhangi bir şekilde siyasetin içinde değil. O tarihte bakandı ve o gecede sivillerin askeri casusluktan askeri mahkemede yargılanmasının önüne geçen yasal düzenleme bir maddeyle geçirildi. O gece bu kadınların bir bakanla mesajlaştığını tespit ettik. İsim verebiliyor musunuz Sayın Öztürk? Merak ediyoruz. Bunlar çok... İsim verebiliyor musunuz efendim? Bakanın ismini burada zikredebilir misiniz? Duyuyorum. Bakanın ismini verebiliyor musunuz? Abdülkadir Aksu tabii ki. Abdülkadir Aksu. Bakan Abdülkadir Aksu tabii ki zikredebilirim. Bunda gizli saklı bir şey yok. Bütün devletin kayıtlarında olan, yargının kayıtlarında olan ve basında da yer almış bilgiler bunlar. Şimdi anlaşılıyor ki siz ve benzer birçok isme aynı metotla kumpaslar kurulmuş. FETÖ'yle bu Adnan Hocacıların birlikteliği çok net ortaya çıkıyor. Adnan Hoca deyince böyle bir cemaat ya da dini bir yapılanma gibi algılanıyor ama bunun başka bir suç örgütü olduğu çok net. İsrail ilişkilerinden bahsettiniz. 99'da Sayın Tantan'ın o cümlesini hatırlattınız ki 99 yılında yapılan yine bir operasyon var bu örgüte. 2009'da sizin suç duyurularınız aradan geçen neredeyse 20 yıl. Bu süre zarfında örgüte baktığınızda nereden nereye geldi? İşte bakanların koruması, himayesi ya da ilişkisinden de bahsettiniz. Nasıl yorumluyorsunuz bugün gelinen, hani gecikmiş de olsa yapılan bu operasyonda bu örgüt ne noktaya geldi 20 yılda? Şimdi şu şekilde izah etmeye çalışayım. Bu örgütü nasıl Fethullahçıları anlamak için haşhaşileri bilmek gerekiyorsa, okumak gerekiyorsa Adnan Hoca grubunu
ve yabancı gizli servis operasyonlarının içerisinde yer alması olgusunu anlamak için de Elie Cohen adlı İsrail gizli servisi mensubunun hayat hikayesini okumak gerekir. 1961-1965 yılları arasında Suriye'yi Arjantin'den gelmiş Suriyeli bir göçmen, vatansever bir göçmen gibi sızan ve bakanlarla, askeri yetkililerle üst düzey diyaloğa geçecek kadar Suriye içerisinde yükselen, ancak bir askeri istihbarat görevlisi Albay'ın dikkati sonucu yakalanan bir ajandır Elie Cohen. 1965'te de Suriye'de asıldı. Şimdi Adnan Hoca ekibinin bu kamuoyuna yansıyan görüntüleri sadece bir maskedir. Yani kamuoyunda işte bu sarışın hanımları dansöz gibi oynatan yarım akıllı bir adam görüntüsü çizmesi sadece ve sadece bir maskedir. Biz yapılan faaliyetlere bakarız, olgulara bakarız, delillere bakarız. Mevcut olgular ve deliller 2009'dan itibaren Türkiye üzerinde büyük bir istihbarat oyunu oynandığını, bunun da bölgede kurulması planlanan ikinci bir İsrail devleti, Barzan aşireti Yahudi kökenlidir, Barzan aşiretine kurdurulmaya çalışılan ikinci bir İsrail'in temeli önlenmesinin engellenmesi için yapıldığı düşüncesindeyiz. Tüm olgular, deliller, kanıtlar bunu gösteriyor. Bu örgütün Sayın Öztürk, anladığım kadarıyla diğer hani cemaat tipi örgütlerden ayrıldığı en net nokta İsrail'le bağlantıları, doğru mu? Doğru, evet. Doğru, İsrail'le doğrudan bağlantıları olan bir örgütür. İsrail, bakın bu tip, şimdi bunlar gizli saklı şeyler değil. Yani ben istihbaratçıyım, ben hukukçuyum ama şu kadarını söyleyeyim. İsrail, eski askeriz tabii, istihbarat eğitimi de aldık okulda. Hahamları İsrail istihbarat örgütleri kullanır. Kendi operasyonlarında bilgi almak amacıyla, eleman temini amacıyla. Yani dünyadaki bütün hahamlar İsrail gizli servisine hizmet eder. Bunun gizli saklı bir yönü yok. Adnan Hoca grubunun İsrail ile ilişkileri hahamlar üzerinden yürütülmektedir. Bir örnek vermek istiyorum. 2001'de cinayetin ilk mahalli dediğimiz Ergenekon operasyonunun başlatılmaya çalışıldığı ilk tarih 2001'dir. Fakat o tarihte ki Amerikalı istihbaratçı bunu beceremedi. O zamanki elemanı, Amerikalı istihbaratçının elemanı Tuncay Güney'di. Tuncay Güney o tarihte aynı zamanda Fethullah Gülen'in özel sekreteriydi. Evet. Şu anda da Kanada'da hahamdır kendisi, biliyorsunuz. Evet. Bu ilişkiler ağını bilmeden elinizde çok sayıda bilgi olabilir. Ancak doğru analiz etmeden bir yere ulaşamazsınız. Adnan Hoca grubu da bu şekilde bir yapılanmadır. Kamuoyuna gösterilen kısmı sadece maskedir. Onun dışında çok ciddi bir nüfuz casusluğu söz konusudur. Her ikisinin, gerek Fethullah Gülen örgütünün, gerek Adnan Hocacıların, her ikisinin de kontrolü aynı örgütün elindedir. Yine şunu sormak istiyorum. Biraz önce söylediniz ya, yerinde ama gecikmiş bir operasyon. Bu operasyon nereye gider ya da nereye gitmeli? Nereye kadar araştırılmalı? Bu noktada söyleyeceğiniz ya da gündeme getireceğiniz soru işaretleri var mı? Yok, soru işareti yok. Soruşturmayı yürüten soruşturma makamlarına yardımcı olarak bu operasyonu yapan kolluk görevlileriyle ben tabii ki görüştüm. Hepsi çok vatansever, ülkesine bağlı ve nereye kadar giderse bu işi götüreceğiz şeklinde cesur görevlilerde. Allah onların yardımcısı olsun. İnşallah
biz hep şunu söylüyoruz. Amerika ve İsrail içindeki savaş çetelerinin Türkiye içindeki elleri kırılmadıkça bu millet huzura eremez. O eller birer birer kırılmaya başladı. Fethullah Gülen örgütüyle başladı. Adnan Hoca grubuyla devam ediyor. İnşallah sonuna kadar gidecekleri konusunda benim bir endişem ve şüphem yok. Peki o zaman şunu sorayım Sayın Öztürk. Başka bazı hani tarikat ya da örgütlerden de bahsediliyor. İsimleri işte sosyal medyada, internette ya da haber sitelerinde gündeme geliyor. Görüştüm diyorsunuz. Böyle başka operasyonlar da olacak mı diğer başka gruplara ilişkin? Bu konuda bir bilgi var mı sizde? Yok, yok. Bu konuda ben sadece bildiğim şeyi konuşurum. Evet. Benim elimdeki bilgiler Fethullah Gülen örgütü ve Adnan Hoca'cılarla ilgiliydi. Bunların gizli servis bağlantılarıyla ilgiliydi. Bunun dışında herhangi bir başka gruba ilişkin bende bilgi ve belge yok. Devletin elinde varsa gereğini tabii ki yapar. Bu diğer örgütlerin gizli servis bağlantılarına ilişkin bildiğiniz şeyler var mı? Tabii ki var. O bağlantıların hepsini isim biz verdik tabii ki. Ama şimdi soruşturma gizli olduğu için takdir edersiniz. O isimleri zikretmemiz çok uygun değil. Peki. Son bir soru Sayın Öztürk. Şimdi eski mensupları bu örgütün, Adnan Hoca'cıların eski mensuplarının bazı itirafları ya da açıklamaları gündeme geliyor. Çok özür dilerim ses. Tekrar edeyim. Duyabiliyor musunuz şu anda efendim? Şu anda duyabiliyor musunuz? Şimdi geliyor ses. Tamam, şöyle tekrar edeyim. Şimdi şu anda duyuyorum. Bu Adnan Hoca'cılardan kopmuş, ayrılmış ya da dışında kalmış eski mensuplarının bazı açıklamaları basına gündeme geliyor. Siz de görmüş, duymuşsunuzdur. Aydınlatıcı bir yanı var mı bu açıklamaların? Evet. Ne düşünüyorsunuz? Yoksa başka bazı manipülasyonlarda söz konusu olabilir mi? Tabii ki bu gruba yönelik operasyonları engellemek için veya bir şekilde sulandırmak için tabii ki ben şimdi takip ediyorum ara sıra. Hı hı. Tabii bizim de iş yolumuz var, yarın duruşmalarımız var, önemli kritik duruşmalar. Hı hı. Kendi mesleki sorumluluğumuz gereği onlarla da yoğun bir şekilde ilgilenmek durumundayız. Bir manipülasyon olduğunu fark ediyorum. Yani bu operasyonları sulandırmaya yönelik manipülasyonlar var. Anladım. Şimdi suçlanan o kadar çok başlık var ki suçlama listesine bakıldığında özetle tek kelimeyle yurttaşlarımızın, bizi izleyenlerin anlaması noktasında ne demek lazım? Adnan Hoca denen bu grubu, bu örgütü siz nasıl tanımlarsınız özetle? Çok çok özür dilerim. Tekrar edebilir misiniz? Tabii tabii. Suçlama listesine baktığımızda çok suç var. Birçok madde sıralanmış. Ama özetle izleyenlerin anlayabilmesi evet. noktasında bu Adnan Hoca'cılar örgütünü siz nasıl tanımlarsınız? Nasıl bilmek lazım? Hani manipülasyonlardan falan da bahsettik. Nedir bu örgüt? Anladım. Tipik bir casusluk yapılanmasıdır. Tamam. Sayın yani diğer suçları feridir. Tipik bir İsrail gizli servisinin Türkiye'deki uzantılarından biridir. Kullandığı maskenin bir önemi yok. Diğer suçların da bir önemi yok. Fethullah Gülen örgütüyle beraber hareket etmeleri, onların üst yapısıyla hareket etmeleri. Hatta şöyle söyleyeyim. Fethullah Gülen örgütünün yapılanmasının tepesinde 12 kişilik bir imam grubu vardır. Sözde imam grubu vardır. Onların isimleri genellikle bilinmez. Çok az kişinin bilindiğini ben düşünüyorum. Fakat bu kişilerden bir tanesi Şerif Ali Tekalan'dı. Bizim bildiğimiz kadarıyla. Bu kadınların Şerif Ali Tekalan'la da irtibatları var. Yani Fethullah Gülen örgütünün en yönetim kadrosundaki, en üst yönetim kadrosundaki kişilerle de irtibatları var. Dolayısıyla bizim zihnimiz net, hiçbir şekilde 2009'dan beri hiç kafa karışıklığımız olmadı. Fethullah Gülen örgütü veya Adnan Hoca grubu veya bunun gibi Türkiye içindeki gizli servis uzantılarının mutlaka bir şekilde temizlenmesi lazım. Bu bir gerçeklikte Türkiye'nin bekası için, devletin, ülkenin, milletin bekası için. Dolayısıyla yapılan operasyon yerindedir. Türkiye'de farklı bir maske kullanarak, farklı imajlar yaratarak casusluk faaliyeti yürüten yapılanmaların kökünün kazınması lazım. Allah bu işi yapan
arkadaşlarımızın, hukukçuların, polislerimizin yardımcısı olsun. Yardımcısı olsun, ayağına taş değdirmesin diyoruz. Sayın Öztürk, çok teşekkür ediyorum. Katılıp katkıda bulundunuz değerli yorumlarınızda. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Eksik olmayın efendim. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Evet, Ergenekon Kumpası mağduru, aynı zamanda Güneydoğu gazisi, avukat Serdar Öztürk'tü konuğumuz, Ankara stüdyomuzdan katıldı. Adnan Hocacılar denen bu gruba ilişkin elindeki bilgileri, bildiklerini bizlerle paylaştı ki kamuoyuna da basına da zaman zaman yansımıştı. Sorularımızı yanıtladı. Çok sağ olsun.